E, buyurun Masum Bey siz ne görüyorsunuz? Yani Yunanistan arka arkaya bu adımları atıyor, ama Yunanistan'ı konuşurken aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Çünkü bu, bu kadar konuda, çok silahlanmasını sağlayan ABD ile yaptığı savunma işbirliği. Bu iş konuda, konuda Türkiye'nin zafiyeti ortaya çıkıyor. Duyamadım? Türkiye'nin zafiyeti ortaya çıkıyor. Zafiyeti. Nasıl bir zafiyet? Hangi bir zafiyet? Yani bunu ben yalnız bu iktidarlara yüklemiyorum. Biraz evvel siz anlaşmaları verdiniz. 47. Dilahsızlanmanın nasıl olması gerektiği söylenmiş. Burada bizim sessiz kalmamız, hatta bu programlarda bile, yani her, her yer bunu konuşuyor. Efendim işte Yunanistan'da iç seçim var. Bu iç e, teki seçim dolayısıyla kendilerini kurtarıyor diye düşünmek değildir. Şu anda hepimizin bir konuda yek vücut olmamız gerekiyor. Hatta yakın zamanda gelecek olan bütçede savunma ödenekleri arasında şuradaki bizim diye iddia ettiğimiz hava sahanlığında sürekli deniz kuvvetlerinin yer almasını sağlayacak sistem yapmalıyız. Ben bu konuya canım müsamaha edelim. Seçim yapılıyor. E bizde de seçim olacak. Biraz evvel Hakan Bey söyledi. Bu konuda tavırlı olan başarılı oluyor. Değil mi seçimde? Demek ki bunu acaba Amerika Birleşik Devletleri mevcut olan AK Parti iktidarı kaybetsin diye mi yapıyor? Onu bile düşünmek lazım. Eğer öyleyse burasını güçlendirirken o zaman Türkiye'yi de zayıflatıyor. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri bu yaptıklarıyla ve yeni açacakları üstlerle Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Lozan'dan beri beslediği kötü niyetini hala muhafaza ettiğini ortaya koyuyor. <laughs> Mesela ben sizin biraz evvel başlık olarak verilen, şu anda da bizim alt başlık olan Atina'ya YPG mi muamelesi mi yapıyoru öyle düşünmüyorum. YPG'ye destek Amerika Birleşik Devletleri bizim doğumuzda başlangıçta hala oynadığını sürdürüyor. O zamanlar o bölgede Lozan'daki talebi bir Batı Ermenistan kurulmasıydı. Ve bu Batı Ermenistan Sovyetler Birliği'ne dahil olmayan, dolayısıyla Amerika'nın kontrol edeceği bir Ermenistan olacaktı. Bizim şu ya da bu şekilde tartışılan Lozan'ı, Lozan'da Türk kesiminin ki başkanı heyetin İsmet Paşa'dır, kesinliklere dedince gözlemcilikten bile çekilmek durumunda kaldılar. Yani Türkiye'ye tavır göstermek ve şu ana kadar da Lozan'da sınırlarımızı onaylamayan dünyadaki tek ülke sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani bunlar başlangıçta gizliydi ama daha sonra senatodaki konuşmalar açıklandıktan, bunlar akademisyenler tarafından kitaplar haline getirdikten sonra bunu te böyle telif eden, ortadan kaldırmaya çalışan yaklaşımların hiçbirisi geçerli değil. Türkiye bu konuda kararlı olmalıdır. Ama kararlı olmasının da yolu yalnız iktidardan geçmiyor. Yarın bugün gün iktidar gitse, yerine başka bir parti bile gelse, <laughs> muhalefet de gelse, ayrı sorunla karşı karşıya kalacak. Hatta o tarihte daha tehlikelidir. Niye daha tehlikelidir? Bir gün konuşuruz belki, şu anda zamanı değil. 15 Temmuz harekatının yapılmak istenenin, Bakın harekat diyorum buna. Önce bir harekat noktasında tuttular. Sonra bir kalkışmaya dönüştü. O da Binali Bey sayesinde bir darbe görünümü alması engellenmiş oldu. O bile harekatı durdurmaların nedeni Amerikalıların istediklerini her zaman yapabilecek bizdeki yasal düzenlemelerin yapılmasından kaynaklanıyor. İktidar değiştiği zaman eğer o gelecek iktidara hafif yollu görüntüde destek verilmişse isteklerini yaptırırlar. O nedenle birincisi Amerika'ya ders vermenin yolu orada bir savunma maliyetlerimiz yok. Efendim savunmaya mı vereceğiz paramızı filan. Sorun, konu vatansa. Be beka meselesi ise nereye vereceğiz? Bekanın ne? ötesinde. Bakın beka meselesi o politik bir kavram. Ben öyle o kavrama sığınmıyorum. Sorun vatansa. Beka meselesi demek işte varlık yokluk meselesi demek yani. O da vatanın varlığı yokluğu. Efendim demek. bizi yok etmeyecekler bizi küçültmeye çalışacaklar her yönümüzde. Vatandır. Mevcut haliyle var. vatanımızın şekli o değiştirmek isteyecekler. Ya ben beka politik bir kavram. O MHP'nin bu o güne kadar eleştirdiği AK Parti ile bir ittifaka giderken kendini izah etmek için çok güzel bulduğu bir kavram. Kendisi için. Ama biz o kavrama takılı kalırsak küçük şeyleri o zaman görmezlikten geliriz. Görmemeliyiz. Küçük olan ayrıntıyı bile. Ve bunun için bakın ne diyorum? İktidar ve muhalefet bu yılın bütçesinde orada sürekli deniz kuvvetlerimizin gezineceği bir ödeneği, bir maliyeti gözden çıkartmalı ve koymalıdır. Yani o kadar para gitmiş. Aman ha ah filan. Hiç öyle düşünmeyeceğiz. Çünkü o zaman çok daha farklı gözükürüz. Yani bu dört tane biraz evvel verdiğiniz yeni konuşlandırılacak Üstler, bu mevcut üstlere ilave olunca yanı başımızda o zaman Amerika Birleşik Devletleri bu kadar üst kurmaya niye gerek duyuyor? Oturup düşünmek lazım. O zaman şunu biz, da ekleyelim. Biz müttefik ülkeyiz. Hı hı. Biz müttefik Yunan ülkeyiz. basınının bu konuda yazdıkları da var. Şimdi Dede ağacı da biz çok sık konuştuk, bolca konuştuk. Yani Dede ağacı da neden bu kadar çok yığınak yapılır diye de sorduk. Dede ee, yine, ağaç kara sınırlarımıza evet, yani yani Amerika'nın bulunduğu bu alanda Dede Ağaç'ta e, yeni bir askeri sevkiyat e, gündemde. Yunan basınında yer alan habere göre Dede Ağaç limanına devasa ABD savaş gemileriyle Askeri malzemelerin sevkiyatı yapılıyor. Dede Ağaç Limanı yetkililerine dayandırılan, habere göre de yine Yunan basınında yer alan, tank ve diğer askeri teçhizatı içeren malzemelerin karaya indirilmesi 2 ay boyunca sürecek. 2 ay boyunca sürecek bir bu askeri yığınaktan söz, söz, söz ediyoruz sevkiyat yani karaya indirilmesi. Eylül başına kadar sürecek bu sevkiyat çerçevesinde Dede Ağaç'a her 10 günde bir savaş gemisi ulaşacak deniyor. Yine Yunan basını bunu yazıyor. Aynı habere göre bu sevkiyat operasyonuyla Avrupa ülkelerine askeri teçhizatın sağlanması öngörülüyor. ABD askeri malzemelerin karayolu ve demiryolu taşımacılığıyla Polonya'ya sevk edileceği e, iddiası da var. Bu gerçekçi geliyor mu size? Şimdi bakın. Bu iddiaları neye dayanarak söylüyoruz? Yunanistan basınına göre. Peki Bizim istihbaratımız ne yapıyor? Bu konuda yalnız basından mı istihbarat alıyoruz? İstihbaratımız kendi ülkemizi korumak adına bu olup bitenler daha başlarken nerede? O kadar çok düşünce kuruluşları var, bu kadar çok konuşan dışişleri var, Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki masaları var. Biz burada edilgen düşünüyoruz. Düşüncemiz edilgen kullanıyor. Biz ise edilgen olmak yerine etkin olmalıyız. Yani bazen e, bu konuda e, sert hani çıkışlar yapılıyor ya bunlara Şahin deniyor. Onlar Şahin değil. Yapılması gereken yapılmadığı için işten gelen fevarandır. Öyle değil Hı. mi sizin alan şey, Öğretiyle çok güldüm ya. Yani şey, şey, size hak verdiğim için güldüm ya. Tabii, yani. Tabi yani hayır ben için değil. Tabi canım yani onun için fevran ediyor. Şimdi ben bakınca üzülüyorum yani. Belki benim de bakanlık yaptığım dönemde bir kısım yer silahlanmıştı. Haberimiz olmamış olabilir. yani 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 ben ben hiç bugünkü iktidarı, dünkü iktidarı, evvelsi günkü iktidarı Üstad bu olay 1960'ta başlıyor. İşte, 1970'li yıllarda zirve yapıyor ve bugüne kadar geliyor. Yani e, işte bu, bu, silahlanmanın ilk tarihleri 1960'larda başlıyor. İşte bununla ilgili bir şey söyleyeyim. 1960'ta demek ki biz kendi içimizde vesayet, şu bu kavgası yaptığımız 27 Mayıs darbesi boşuna yapılmamış. 1970'lerde zirve yapılıyor. 12 Mart muhtarası o tarihte tesadüfen verilmemiş. 12 Eylül darbesi Yunanistan'ın girişini konuşuyoruz. Başka şeyler oldu. O bir süre sonra bizim güneyimizde terör başladı yavaş yavaş canlanmaya. 1990'lı yıllarda Çekiş Güçle birlikte fiilen orada terör organize edildi. Şimdi bu gözür